Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Piyasalarda olup bitenler. Bugünün ana gündem maddesi Borsa İstanbul'da banka rallisi devam ediyor. Detaylarını konuşacağız. Ayrıca açık pozisyonlar, kredili pozisyonlar, teminat tamamlama çağrıları bunlar önemli konular. Bunları da değerlendireceğiz. Tuna Çetinkaya Info Yatırım'dan bizlerle birlikte olacak. Daha sonrasındaysa uluslararası piyasalarda olup bitenler ve bize yansımaları Aysun Karaytu ile birlikte değerlendireceğimiz diğer tema. Günün öne çıkan haber başlıklarıyla başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Değerlendirmede Ağustos'ta enflasyona en belirgin katkının temel mal ve hizmet gruplarından geldiği ifade edildi. Raporda enerji enflasyonunun uluslararası ham petrol fiyatlarındaki görünüme bağlı olarak gerileyen akaryakıt fiyatlarıyla düşüş gösterdiği vurgulandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar hakkındaki düzenleme için tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık, EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir dedi. Bakan Bilgin, sözleşmeli personel çalışmasının da bitmek üzere olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yabancı para yükümlülükler için menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatını bankalara gönderdi. Bloomberg KT tarafından görülen talimata göre Merkez Bankası bankalardan ticari kredi faizlerinden diğer maliyetler dahil bileşik faiz oranını da bildirmelerini istedi. İstifasını Kraliçe Elizabeth'e sunan İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson koltuğunu Liz Truss'a devretti. Veda konuşmasında ülkenin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinen Johnson, ekonomi için zor bir zamandan geçiyoruz ancak Birleşik Krallık bunun üstesinden gelmeyi başaracak dedi. Günün öne çıkan haber başlıklarını böylelikle paylaştık. Hızlıca piyasalardaki rakamlara değinelim bakalım neler var neler yok. 3400 puanın üzerine geldi Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Gün içerisindeki zirve seviyesi 3448 puan ama gün içinde 3300 puanın da altını gördük. Dolayısıyla gündüz seansının ortasına doğru bir ara çok sert bir satış geldi ama endeks oralardan toparladı. Yeniden bankalara gelen kuvvetli alımlar şu anda bankacılık endeksi %7'ye yakın yine primle işlem görüyor. Yılbaşından bu yana getirisi de %161'e ulaştı bankacılık endeksinin. Dolayısıyla buradaki kuvvetli performansı sürdüğünü söyleyelim. Akbank şu anda yeniden tavana yakın. İş Bankası %8'e yakın yukarıda. Bu iki banka tek başına şu an itibariyle endeksi kabaca 24-25 puan kadar yukarı çekmiş durumda. Ayrıca %3 civarında Yapı Kredi Bankası'nda, aynı zamanda diğer banka Garanti Bankası'nda da %1.7 gibi bir yukarı yönlü hareket olduğunun altını çizelim. Halk Bankası verisi yanlış doğru da yüzdesel olarak onun da altını çizmiş olalım. Şimdi dönüyoruz, bir de kur tarafında olup bitenlere bakacağız. 18.22 dolar TL'de, 18.05 ise Euro TL'de gördüğümüz yerler. Euro dolar çaprazı bir kez daha 0.99'ların altına, dolar endeksi ise 110 seviyesinin üstüne gitti. Amerikan 10 yıllıkları şu anda %3.25'lere doğru geldi. 2 yıllıklar bir kez daha 3.5'lara doğru yanaşıyor. Dolayısıyla bir günlük tatilin ardından mono tahvil piyasasındaki hareket yukarı yönlü olarak devam ediyor diyebiliriz. Avrupa borsalarında sınırlı alımlar var. %0.5'ler civarında primle gün devam ediyor. Diğer taraftan Amerikan vadelilerine dönüp baktığımız zaman da Avrupa'daki hava olumlu giderken Amerikan vadelileri açısından da tablonun nispeten daha pozitif tarafta olduğunu söylemek mümkün gibi görünüyor. Özellikle şu an itibariyle rakamsal olarak da baktığımız zaman buradaki tabloya Amerikan vadelileri için rakam şu an itibariyle %0.5'ler civarında, Nasdaq'ta yukarıda, diğer vadelilerde de aynı şeyi söylememiz mümkün gibi duruyor. Emtia piyasasına bakalım. Petrol fiyatları Brent tarafında aşağı geliyor %3'e yakın oranda. Amerikan tipi ham petrolde daha sakin bir fiyatlama var. 93 dolara geldik Brent petrolde. Amerikan tipi ham petrol 87,5 doların hemen altından işlem görüyor. Spot altının ons fiyatı ise 1707 dolar seviyesinde. Rakamları bu şekilde aktardık. Serdar Pazı'yla birlikteyiz. Serdar hoş geldin. Merhaba.
Özellikle biz dolar TL'de çok uzun süredir 18-18, 18-22 arasında çok sıkışık bir bant içerisinde evet. kalmaya devam ettiğimizi görüyoruz. Aylık opsiyon oynaklıklarına baktığımızda da %13.30'lara kadar geri geldik. Normal koşullar altında bir şekilde kur hedging'i yapmak istiyorsan buralar biraz daha anlamlı şeyler söyleyen seviyeler. Ancak 13.30'u biz en son ne zaman gördük diye bakarsak 12-13 ay öncesine kadar gitmemiz gerekiyor. Evet tabii Kasım-Aralık döneminde yani bizde KKM'nin açıklandığı 21 Aralık tarihine kadar yaşanan dönem zarfında volatilite o kadar yükseldi ki hatırlanacağı üzere aylık volatilite 60'lara 70'lere geldi. 3 aylık 6 aylık volatilite belirli yerlere geldi. Şimdi yavaş yavaş opsiyon volatilitesi hesaplanırken daha uzak vadeler giderek daha az ağırlıklandırılarak yani sistem içerisindeki fiyatlamaya etkisi azalır. Şimdi de işte yavaş yavaş 6 aylık mesela hesaptan o Kasım-Aralık döngüsü çıktı yıl sonuna doğru. Yıllık hesaplamadan da çıkıyor olacak. Dolayısıyla aşağı yönlü hareket diğer taraftan senin dile getirdiğin gibi bir süreden beri zaten fiili yaşanan volatilite de oldukça sınırlı bir seviyede. Yani 18 seviyesi aşıldıktan sonra işte tarihi zirvelere yakın bir yerde duruyor. Yani enflasyondaki hareketten bağımsız, CDS'deki hareketten bağımsız. Yani bunu iyi tarafta da kötü tarafta da söylüyorum. Mesela normal koşullar altında Borsa İstanbul'da bu kadar iyimser bir seyirin yaşandığı, yabancı yatırımcının mesela uzun aradan sonra 366 milyon dolar pozisyon açtığı bir hafta vardı. O haftada da anlamlı bir kurda hareket görmedik. Ya da enflasyonun işte aylık bazda %5, %6 vesaire geldiği döngülerde de çok fazla bir hareketlilik görmedik. İşte burada bakıldığı zaman şu an itibariyle nispeten sığ bir döviz piyasası. İşte ihracatçıların gelirlerini Merkez Bankası'na devri, reskont kredilerinin dönüşü, bunların sistem içinde bir şekilde devri daim olması, işte yabancı para zorunlu karşılıklara ilişkin, menkul kıymet tesisine ilişkin getirilen yeni düzenlemeler vesaire. Yani eksi reel faiz, 80 enflasyon, 12-13-14 civarı bir getiri eğrisi, yabancı yatırımcının çok TL varlıklara ilgi göstermemesi vesaire gibi bir ara dengedeyiz yani. Ama bu tabii çok kalıcı olur mu bu kadar eksi reel faiz? Bu kadar enflasyon ile kur hareketinin birbirinden ayrışması ne kadar devam edebilir? Yani geçtiğimiz yıllarda bakıldığı zaman enflasyonla kur hareketi birbirinden çok farklı gitmemiş. Bir noktada muhakkak kur hareketi enflasyondaki TL'nin içerideki değer kaybı ne kadarsa dışarıda da hemen hemen o kadar olmuş. O yüzden hani bunu işte bugün bakıldığında açıklanan reel efektif kur endeksinde görmek mümkün. Yani TÜFE endeksi bakacak olursak TL aşırı satım noktasında duruyor ama ÜFE endeksi bakacak olursak işte bu TÜFE ÜFE arası biri 80'lerde öbürü 140'ların üzerinde 144'ler seviyesinde oradaki makasın açılması yani ÜFE bazlı bakıldığı zaman yani bizim sanayicinin esas hani rekabetçi kur söylemi vardı bir ara şu an yakın zamanda çok dillendirilmiyor ama yani dışarıda ihracatçının daha rahat rakipleriyle işte Uzak Doğu ülke Tayvan, Endonezya, Çin vesaire onlarla rakip bize olan ülkelerle mücadelesinde hani avantaj sağlaması adına üretici fiyat endeksi bazlı kur endeksini değerlendirmek daha doğru. Orada da 80'li seviyelerin ortalarına yaklaştık yani öyle TL aşırı değersiz değil çünkü enflasyon böyle gittikçe işte bizde bakıldığı zaman enflasyon 80'lerde kendimize rakip gördüğümüz ülkelerin hepsinde enflasyon tek hanelerde hatta Endonezya'da 4'lerde Çin'de 2'lerde yani o yüzden bu fark böyle devam ettikçe bizim TL'miz ihracatçı için avantajlı konumdan hızla dezavantajlı konuma doğru gidiyor. Serdar Pozu çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Şimdi gidiyoruz araştırma masasına. Çağlar Kuzlukluoğlu bizleri bekliyor. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar özellikle Türkiye ile biz kur tarafında Serdar Pazı ile konuşurken diğer benzeri ülkeler arasındaki değeri üzerinden bir yorum yapmaya çalıştık. Reel efektif kur seviyesi çerçevesinde. Hisse senedi piyasaları özelindeki ayrışma nasıl şekilleniyor? Para politikaları zaten çok net ayrışıyor ama hisse senedi tarafındaki performanslar nasıl ayrışıyor? Biraz bunun üzerinden gidelim. Açıl merhaba. Bu yıl başlarken ortada da henüz bir savaş gündemi yokken Bloomberg.ht.com web sitemizde bir haber yapmıştık. Gelişen ülkeler adına bir U dönüşü olabilir mi şeklinde birkaç tane uluslararası kurumun bilhassa 2022 yılının başında zaten belirgin olan büyük merkez bankaların özellikle Fed'in sıkılaşma döngüsünün acaba
önceki sıkılaşma döngüleri ve yaklaşan olası ekonomik yavaşlama döngülerinde olduğu kadar gelişen ülkeler üzerinde baskı yaratmayacağına dair bir görüş vardı. Nitekim haberimizin içerisinde de grafiği kullanmıştık. MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinin uzun dönemli aslında bir zirvesini görmüştük Ocak ayında. Ama tabii Ocak ayından sonra çok şey değişti. Şu anda ekrana 2022 yılı boyunca Uluslararası Finans Enstitüsü'nden aldığımız verilerle hazırladığımız ve Temmuz ayına kadar süren bu grafiğin de anlamı şu açıl. 7 aylık süreç içerisinde 1995 yılından itibaren görülen en uzun döngüdeki fon çıkışını gördük. Yaklaşık bu 5 ayın maliyeti 40 milyar dolara tekabül ediyor ki sözlerime başlarken ifade etmiş olduğum haberdeki vurgunun da aslında bir nevi yansıması Ocak ve Şubat aylarında gelişen ülkelere bir fon akımı, bir para girişi olması da buradaki giriş miktarlarında görüyor. Yani grafikteki çubuklar yukarı yönlü ama ondan sonra geldiğimiz noktaya kadar gelişen ülkelerden yaklaşık olarak en azından Ağustos başı itibariyle görünümde burada bir miktar düzeltme olacağını gelecek verilerde muhtemelen göreceğiz ama bir para çıkışı 1995 yılından itibaren görülen en uzun döngüde gerçekleşti. Peki finansal varlıklar özelinde senin sorduğun sorudaki damardan ilerleyecek olursak ikinci grafiğimizde JP Morgan'ın küresel gelişmekte olan ülkelerin vadelerine ilişkin bir endeksi var. Burada açıl 2021 yılının ilk çeyreğinin sonunda Covid'deki salgın başlangıcındaki çöküşten sonra görülen zirveden %30 gerilendiğini görüyoruz. Hatta %30'dan fazla bugün itibariyle gelen verilere bakıldığında gerilendiğini görüyoruz. 2022 yılına zaten bir düşüş trendiyle girilmiş. 2022 yılındaki zirvesinden de ocağın ortalarına tekabül ediyor bu zaman dilimi de. Yaklaşık %24 geride. Burada değerli izleyicilerimizin dikkatini çekmek istediğimiz iki nokta daha var. Bir tanesi 2010'ların başında yukarı yönde yaklaşık 2011 yılının sonuna kadar, son çeyreğine kadar süren bir süreç var. Yukarı gelip daha sonra yatay seyrediyor ve 2016 yılının başından 2018 yılının başına kadar neredeyse 2 yıla yayılan şu anda görmüş olduğumuz JP Morgan'ın gelişen ülke vadelileri endeksinde bir yukarı yön var. Ama son yükselişinden bu yana baktığımızda biraz önce incelediğimiz fon akımlarında olduğu gibi belki de 2022 yılının başından çok daha önce gelişen ülke varlıklarında bir gerilemeyi izler vaziyetteyiz. Son grafiğimizde de açıl hisse senedi fiyatlamalarını göstermesi adına burada gelişen ülkelerin üzerinde bir büyüme baskısı olduğu dünyaya paralel olarak aşikar ama Türkiye ve Hindistan burada iki farklı örnek. Son grafiğimizde dolar bazlı olarak sarı renkli burada MSCI gelişen ülkeler endeksini görüyoruz açıl. Burada gelişen ülkelerin içerisinde büyümede daralma ya da resesyona yakın oranlarda bir kompozisyon sergileyen ülkeler grubu olduğunu görüyoruz. Nitekim özellikle son iki gündeki yayınlarımızda borsa kapanışlarında BIST 30 ve BIST 100'ün sene başından itibaren %30'un üzerinde dolar bazında yukarı yönde hareket ettiğini söylemiştik. Hindistan ve Türkiye'nin şu andaki ekonomik aktivitede pozitif ayrışmasının beyaz renkli Bombay Sensex Endeksi ve BIST 100'ün dolar bazındaki görünümüyle de MSCI gelişen ülkeler endeksinin -17-18 yüzdesel gerilemesinden farklı ayrıştığını görüyoruz. Hindistan Sensex Endeksi %1'in üzerinde kalabilmiş artı tarafta. BIST'te de bizim son günlerde yayınlarda söylediğimiz gibi %30'un üzerinde bir yükseliş var. 92 tane endeks içerisinde de açıl son olarak belirtelim. Savaşın başlangıcına itibaren şu andaki grafik 1 Mart'tan günümüze kadar geliyor. Sadece 14 endeks değer kazanabilmiş. Dolayısıyla bu yılın özelinde aslında enflasyon ve kur gelişmeleriyle beraber hisse tarafında da Hindistan ve Türkiye gibi iki gelişen ülkenin diğer gelişen ülkelerden hisse senedi tarafında böyle bir ayrışması da mevcut fon çıkışlarına rağmen. Çağlar çok teşekkür ediyoruz aktardığın notlar için ve tekrar birlikte olacağız. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kısa bir aramız var, sonrasında yeniden beraberiz. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Info Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Tuna Çetinkaya bizlerle birlikte. Tuna hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Tabii soru belli, bankacılık rallisi bunun devamı. Aslında en temel soru kim alıyor? Evet, bankacılık rallisi var ve bu rallinin çıkış noktası fonlama maliyetinin banka bilançolarına olumlu yansımasıyla başlamıştı. Merkez Bankası'nın faiz politikası bankalara iyi ve olumlu etkileyecekti ve bu anlamda gelen bilançolarla beraber bir süredir güzel bir ralli yaşıyoruz. Özellikle endeksin de lokomotif hisselerin bankaların öncülüğünde yükselişine devam ettiğini görüyoruz. Kim alıyor derken buradaki talep eden taraf açıkçası bu hem fonlama maliyeti konusunda tamam iyi bilançolar iyi gelecek ama bir anlamda da alternatifsizlik sebebiyle bu enflasyon ortamında hisse senetlerine bir talep de var. Bu da cepte, bunu da kabul ediyoruz. Tuna ile bağlantımızda şu an itibariyle bir kesinti oldu. Arkadaşlar hemen bağlantıyı tekrar sağlayacaklar. Biz yılbaşından bu yana bankacılık endeksindeki getiriye baktığımız zaman %164 seviyesine kadar ulaşıldığını görüyoruz. Ayın sadece 6. günündeyiz. Ay başından bu yana da %28,5'a gelmiş durumda an itibariyle baktığımız zaman bankacılık sektöründeki getiriler. Bugün itibariyle %8 kadar daha yukarıdayız. Fiyat defter değeri çarpanları üzerinden bakacak olursaksa şu an itibariyle belli başlı bankalarda 0.8-0.9'lara kadar gelindiğini, belirli bankalarda, küçük bankalarda özellikle ve halka açıklık oranı nispeten düşük olanlarda bunların ikilerin üzerine doğru taştığını görüyoruz. Tuna Çetinkaya ile bağlantımız yeniden sağlandı. Kim alıyor diye sormuştum. Tam onu anlatırken bağlantı gitti Tuna. Evet, kusura bakmayın. Kim alıyor? Bu talebin bir kısmı alternatifsizlik içerisinde hisse senetleri tarafına ve endeksteki olumlu beklentilere sahip yatırımcılar olarak belirtebiliriz. Ama önemli bir kısmı da bir süredir özellikle banka hisseleri tarafında spot tarafında alım, vadeli işlem tarafında da satım yönünde bir hedge mantığıyla, daha doğrusu spread trade dediğimiz burada belli bir fonlama maliyetinin üzerinde vade sonunda getiri elde etme güdüsüyle hareket eden yatırım fonları ya da yatırımcılar olarak söyleyebilirim. Neyi kastediyorum? Şöyle ki, siz eğer banka tarafında spotta bir hisse senedi alıp da vadeli tarafta belli bir olması gereken tevrik fiyatın üzerinde bir fiyatlama gördüğünüze inanıyorsanız, orada da satış yaparak burada risksiz bir getiri peşinde olabilirsiniz. Ancak böyle bir durumda ciddi bir fonlama gücünüzün olması gerekir. Bu fonlama gücünüz yoksa bu pozisyonu taşıyamadığınız noktada yanlış bir fonlama maliyetinin daha altında bir zararla kapatma riskiniz vardır. Öyle bir güç ve flow oluştu ki özellikle bankada spot dediğimiz, yani hisse senetleri tarafındaki fiyatlamaların çok ciddi bir şekilde talebinin yukarı çekilmesi ve fiyatların yukarı sürülmesiyle mecbur olarak insanların burada ciddi bir fonlama ihtiyacı ve fonlama açığı ortaya çıkmaya başladı. Bu da kendi içerisinde bir kar topu etkisi yaratarak endeksin hala özellikle bu Viyop tarafındaki short pozisyonların sıkışması ve teminat tamamlama çağrısı noktasında zorlanması yüzünden bu noktaya kadar gelindi. Şimdi burada alanların çoğu artık bu noktadan sonra bu anlamda sıkışan ya da kapanmaya çalışan hesaplar ya da yatırımcılar diye özetleyebiliriz. Şimdi bu teminat tamamlama çağrıları senin söylediğin tabloyu ister istemez doğruluyor. Burada 1 milyar liranın üzerine gelmiş durumda gördüğümüz kadarıyla dün itibariyle, evet. Teminat tamamlama çağrıları oldukça kuvvetli, hani kısa pozisyon almış, çok gitti buradan döner diyen yatırımcıları tamamen alt üst etmiş bir tabloyla karşı karşıyayız. Fakat hacimler artık öyle bir yere geldi ki hani 130-140 milyar liralara ulaşmış durumda hacim. Dolayısıyla hani buralarda hakikaten işin gittiği yer biraz tartışılır hale de geldi. Evet, bir kısmı kısada sıkışıyor, dönüyor piyasadan toplayıp malı yerine koymak zorunda kalıyor falan ama bir kısmı da gerçekten alıyor. Kim alıyor? O herhalde en temel sorunlardan bir tanesi. Yani bu piyasayı yukarı süren bir güç var. O güç nedir, kimdir, onu anlamaya çalışıyor herkes. Evet, böyle bir güç var ama açıkçası bu bahsettiğimiz durumda kalanların karşısında bu durumdan biraz daha istifade etmeye çalışan bir güç şeklinde özetleyebiliriz. Tabii ki burada doğrudan hesap ya da isim ya da kimdir bunlar, elbette, deme şansımız yok ama bu sistemi işte burası çok çıktı, buradan döner,
short yapayım, para kazanayım. Bankalar çok yükseldi. Bunlar gerçek rakamlar değil. Elbette ki düşecek diye short açan ve kısa pozisyonda kalan hesapları amiyane tabirle sıkıştırmak dediğimiz. Bunun literatürdeki karşılığı da hani shortçu sıkıştırma olarak geçer. Bu anlamda insanların teminat açığı oluştuğunu tabii takip edebiliyorsunuz. Siz de söylediniz 1 milyar TL'ye geçti. Aralık ayında da buna benzer bir durum oldu. Hatırlayanlar olacaktır. Benzer bir tablo yaşadık. O durumda yine benzer pozisyondaki bu arbitraj trade ya da spread trade ikisi de kullanılıyor piyasa jargonunda. Ciddi zarar gören ve teminatların tamamını yok eden hesaplar yaşandı. Burada iki türlü yatırımcı var. Bir tanesi fonlama derdinde. Bir tanesi de işte çok çıktı. Çıplak pozisyon diyoruz. Tek taraflı short pozisyon olarak bankalara elbet düşecek beklentisiyle satış yapanlar oluyor. Bunları belli bir güç içerisinde tabii siz eğer o gücü biraz daha açacak olursak VIOP tarafında ciddi bir long pozisyon aldıysanız tabii ana dayanak varlık yukarı gittikçe ciddi bir kar getiriyor size. Bu döngü içerisinde VIOP'tan elindiğiniz karla dönüp spot piyasada hala yukarı doğru alım yaparak o talebi hala canlı tutabiliyorsunuz. Buradaki değirmen adeta hani o kim alıyor ya su taşır hale geliyor ve bu suyla dönüyor burası. Peki ne kadar devam eder ya da ne kadar bu değirmen su kaldırır? Şimdi tabii ki bu yavaş yavaş artık gerçek reel rakamların uzağına ulaşmaya başladı. Zaten insanların da bu anlamda ilgi gösterip de ya bu artık bu fiyatlamalar çok gerçekçi değil. Elbet döner diye short yapması da biraz duygusal anlamda anlayabiliyoruz. Ama çok da doğru bir hareket olmuyor. Çünkü yani buradan zirve yakalarım, buradan döner beklentisiyle çok sağlıklı sonuçlar elde edildiğini görmedik bugüne kadar. Bu bir anomali. Piyasa zaman zaman bu tip farklı yönlere, farklı değişimlere uğrayabiliyor. Yabancının olmaması da buna çok güzel yağ sürüyor diyeyim ekmeğine. Neden derseniz eski zamanlarda bu tip hareketlerde ya da güçlü flow oluşturan yerli yatırımcılar ya da belli bir güç anlamında oluştuğunda yabancı adeta hani getirip ciddi bir satış dalgasıyla bir anda sizi ters köşe yapabilirdi. Şimdi ortada da yabancı olmadığı için çok rahat bir şekilde burada bu yönlü hareketlerin olduğunu ve devam ettiğini görüyoruz. Biz işin teorik ya da bilimsel kısmına bakalım. Evet, bankalar bundan sonra hala bilançoları ve karlılıkları iyi gelecektir. Bu fonlama maliyetleriyle bu konjektürde hala güçlü durmaktadırlar. Ama belli ara düzeltmeler ve sert dönüşler ihtimali var. Hem yukarı yönlü katılımcılar hem de aşağı yönlü katılımcıların mutlaka stop losslarını kullanarak ve işte belli alanlarda çok fazla duygusal davranmayarak burada pozisyonlarını çok iyi risk analizi ve nakit yönetimi yapmalarını tekrar hatırlatmakta fayda var. Şimdi tabii hacimler üzerinden biraz daha değerlendirmeni almak isterim. Çünkü tabii kabaca 45-46 milyar dolar piyasa değerine sahip olan bir piyasada günlük işlem hacminin 130 milyar liralara, yani yaklaşık olarak 7-8 milyar dolarlara kadar gelmiş olması bu hacim bereketi açısından ne getiriyor? Bir onu da sorayım sana. Hacim bereketinin en temel sebeplerinden bir tanesi burada bir değişken var, bir anomali var. İnsanlar bu tip hareketli piyasalarda daha çok risk iştahını arttırarak yaklaşıyorlar. Yani giden piyasada insanlar daha çok hareket etmeyi tercih ediyor. Bir şeyi kaçırıyorum mu? Enflasyona karşı portföyümü koruyamayacak mıyım? Ben neyi kaçırıyorum? Ben de mi almalıyım? Ya da burası çok yükseldi, ben satmalıyım güdüsüyle hareket ediyorlar. Bu da bir hacim bereketi getiriyor. O yüzden o hacimlerin bu denli yüksek olmasının sebebi o. Çünkü örnek veriyorum, herhangi bir banka çok ciddi bir fiyatlamayla tavan olduğunda gün içerisinde o tavan bozulduğu anda işte buradan döndü diye hemen işlemler hızlanıyor. Ya da bir yukarı doğru hafif bir hareket başladığında, keza ben yayına beklerken bir iki bankada bu yönlü hareket başladı. Bir anda işte tamam bu hisse de tavan olacak diye hemen insanların katılım gösterdiğini görüyoruz. Şimdi burada belli bir spekülatif ve duygusal hareketlilik var. Bu tamamen para kazanma içgüdüsüyle insanların katılım gösterdiği bir nokta haline geldi. Çünkü zaten hep söylüyoruz, yani buradan uzaklaşan sabit getirili varlıklara döndüğü zaman çok mutlu olamıyor. Burada bir umut var. Yani belli bir %80'lere gelen enflasyon içerisinde hisse senetleri tarafında rekorlar kıran bir endekste ben neredeyim diye herkes kendine her gün soruyor. O yüzden herkes bir şeyin ucundan tutmaya çalıştığı için böyle bir hacim bereketi oluşuyor.
fiyat defter değerlerinden bahsediyordum biraz evvel. Senle bağlantımız kesildiği sırada. Hı. İkinin üzerine 60 olan bankalar var küçüklerden. Diğerleri 1'lere yaklaşmış durumda. 0.4-0.5'ler civarındaydı fiyat defter değerleri. Şimdi 0.8-0.9'lara kadar gelmiş durumda. Büyük bankalar için konuşuyorum. Bununla birlikte kamu bankalarında dahi 0.2'lerdeydi mesela Halk Bankası. Ben şu an itibariyle baktığımda onun dahi 0.8'lere doğru geldiğine şahit oluyorum. Bunlar açıkçası bankaların değerlemesi öyle bir yerdeydi ki zaten o kadar ucuzdu ki gelmesi buralara normal de, diyen de haklı. Yahu çok koştu, çok hızlı buralara geldi diyen de haklı. Nerede yeter noktası olacağını hesaplamak o yüzden de zor herhalde. Çarpan da tutturamıyorsun. Ya evet, çarpan konusu da iyice dağıldı ama yani şu açıdan bakmak lazım. Bizim Türk bankaları gerçekten ucuzdu. Şimdi hala ucuz mu derseniz gene ucuz. Yani şu anlamda ucuz. Bir fiyatlama anomalisi yaşandı mı? Evet, hala oluyor. Bir teminat durumu, işte bir kredi, sektördeki kredi durumu, tüm bunlarla alakalı bir karışıklık, bir kafa karışıklığı var. Bu kadar hızlı gelmesi de belli bir yükseklik korkusu yaratıyor. Şimdi borsacılar aşırı hızlı yükselen şeylerden korkmaya başlar. O yükseklik korkusu işte tamam dönecek algısı yaratıyor. Az önce konuştuk. Ama işin teorik ya da bilimsel tarafına baktığınızda bu çarpanlarla dünyada yani bu dolar bazında bu denli iyi ve getiri sağlayan, altın yumurtlayan bankalar da yok. Yani ben büyük, yani yabancı bugün gelip burada ciddi bir şekilde bankalara katılmaya kalksa bu fiyatlardan almam demez. Gene alır. Yani o anlamda buradaki ciddi bir oran buna dayanıyor. Yani bu talep çok da aşırı boş değil. Olması gereken bir talep. Zaten o kadar geri çekilen dünya piyasası ve Amerika'nın içinde olduğu sıkılaştırma konjektürü yüzünden öyle bir dalgalı bir kış geçirdik ki arkasından ciddi bir talep oluştu. O risk iştahı ortaya çıktığı anda hem dünyada hem Türkiye'de hep ayrışmayı istedik. Hep olumlu ayrıştık. Bu hikayenin üstünden gittik. Ya enflasyonumuz var. Gidip faizle ne yapacağım? Bankalarımız ucuz, dolar bazlı. Kur zaten sürekli canlı, tansiyonlu. Dolar bazlı bakıyorum. Burada hem endeksin hem bankaların hala gideri var diye insanlar katılım gösterdi. Buna inanmayanlar da kısa pozisyonla bu fiyatı olumsuz olması durumunda değerlendirme çabasına girdi. Onlar da amiyane tabirle bu ateşe yakıt oldular. Öyle olunca da bu noktaya geldik. Bundan sonra da sert hareketler ve çalkalanmalar olabilir. Ama büyük resim bozulmuş değildir. Hala bilanço anlamında, bankalarımız, Türk varlıkları anlamında hala gücünü koruyor. Geri çekilmeler, belli başlı sert çekilmeler, devre kesicilerin girdiği günler yaşayabiliriz. İşin zirvesinden yakalayıp da bir anda işte gördün mü sona yakalandık diye üzülmemek için kademeli ve kontrollü stop losslara uyarak geri çekilmelerde yine buraya katılım gösterilebilir. Çünkü büyük resmin bozulması şu anda uzak duruyor, uzak senaryo gözüküyor. Ha, ne zaman bozulur? Amerika tarafında öyle bir agresif senaryo devam eder ki, durgunluk konusu öyle bir masaya gelir ki, bizim tarafta farklı bir içsel bir haber akışı olur ki, işte bu jeopolitik risk olsun, ne bileyim seçim olacak olmayacak olsun, bu tip konular kafaları karıştırsa, o zaman bu büyük resimden dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz konuşuruz. Ama şimdilik hala durumumuz olumlu, çok çıktı, ben bunu satayım, biraz yanlış bir yaklaşım diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz Tuna, aktardığın bu notlar için. Şimdi gidiyoruz Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Ceren, Boris Johnson döneminin sonu, Liz Truss'ın görevi devralışı nasıl karşılanıyor? Evet Açılım, artık bugün itibariyle İngiltere'de Liz Truss dönemi resmen başlamış oldu. Çünkü dün Muhafazakar Parti'nin yeni lideri olarak seçilen Liz Truss bugün İskoçya'ya Kraliçe 2. Elizabeth'e bir ziyaret gerçekleştirdi ve orada resmen başbakan olarak atandı, hükümeti kurmakla yetkilendirildi. Ve İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson bugün veda konuşmasını yaptı Londra'da. Tabii şu anda İngiltere'nin oldukça zor bir dönemden geçtiğini ifade etti ve Liz Truss'a
destek çağrısında bulundu. Tabii baktığımız zaman aslında Kraliçe 2. Elizabeth döneminde görev alan 15. başbakan oldu Liz Truss. Aynı zamanda İngiltere'nin de 3. kadın başbakanı oldu. Önümüzdeki saatlerde Türkiye saatiyle saat 18'de yeni kabine açıklaması bekleniyor. Özellikle İngiltere'nin yeni maliye bakanının kim olacağı merak konusu. Burada mesela olası isimlere bakalım. Özellikle Truss'ın kabinesinde şu anda halen iş dünyasından sorumlu bakan olarak görev yapan Vartengin yeni maliye bakanı olarak atanması bekleniyor. Diğer yanda eğitim bakanı olarak görev yapan Cleverly'nin Dışişleri Bakanı, başsavcı olarak görev yapan Braverman'ın ise İçişleri Bakanı olarak atanması beklentisi var. Dün Truss'ın zaferini ilan edilmesinin ardından ilk istifalar gelmişti kabinede. İlk istifa eden isim İngiltere'nin eski İçişleri Bakanı oldu Priti Patel ve Kültür Bakanı Dorries ise kabineden istifasını açıklayan ikinci bir isim oldu. Tabii aslında özellikle bu hafta içerisinde, yani Truss göreve geldikten sonra bir hafta içerisinde ekonomi ilişkin yeni plan açıklayacağını söylemişti. Vergi indirimleri ve enerji noktasına atılacak adımlara ilişkin yeni planın duyurulması bekleniyor. Önümüzdeki hafta içerisinde Truss tarafından mesela dün aktarmıştık, şu anda İngiltere hükümeti enerji faturalarını 2 seneliğine dondurmayı planlıyor. Dün Times'ın haberiydi. 100 milyar sterlinlik bir plan sunduğunu açıklamıştık şirketlerin. Bugün aynı konu Bloomberg'de yer aldı fakat orada rakam daha farklı. 18 aylığına 130 milyar sterlinlik bir kaynak ayırmak durumunda kalacak İngiltere hükümeti enerji faturalarını dondurmak için. Plan kapsamında enerji firmaları açığı kapatmak için kamu garantisi alacaklar hükümetten. Zaten şu anda yıllık 1971 sterlin seviyesinde faturalar fakat Ekim ayı itibariyle %80 artırılarak 3500 sterlin civarına çıkarılması planlanıyordu ve burada aslında hane halkları bir tercih yapmak durumunda kalacaklardı. Ya hanelerini ısıtmak ya da temel ihtiyaçlarından vazgeçmek gibi. İşletmelerin %80'inin kapanabileceği konuşuluyordu. Özellikle hizmet sektöründe çok sayıda işletmenin kapanabileceği belirtiliyordu. Tabii bu çok yüksek bir meblağ. Halen hükümetin bunu nasıl finanse edeceği noktasında net bir plan yok ortada. Yani kaynak haberleri de baktığımız zaman içerikte finansman konusunda hala çıkmazların olduğunu görmekteyiz. Fakat Truss'ın ekibi şimdiden çalışmaya başladı. Enerji şirketleriyle görüşmeler yürütüyorlar ve tüm şirketlerin bir planı desteklediği ifade ediliyor Açıl Sezen. Ceren, teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Böylelikle bu bölümün sonuna geldik. Kısa bir ara, sonrasında Aysun Karaytu ile birlikte karşınızdayız. Amerikan piyasaları açıldı. New York'a gidiyoruz. Melike Ayan bizlerle birlikte. Melike, pozitif bir başlangıç var gibi görünüyor ama neler var gündem maddeleri olarak? Labor Day sonrası dönüşünde traderlar ve portföy yöneticileri dipten alanlarla karşılaşıyor şimdi, kendileri dahil olmak üzere. Niçin? Çünkü bayağı çekici değerlemeler var. 3 haftalık düşüşten sonra borsa yönünü değiştirmeye adeta karar verdi. Enerji, Avrupa'daki enerji krizine rağmen OPEC Plus kartelinin günde 100 bin varil kadar üretimi kesip fiyatları destekleme kararına rağmen. Şimdi bir yandan tabii gelecek veriler de bu hafta için çok önemli. Zira geçen hafta tarım dışı istihdamı gördükten sonra artık bir tek veri kaldı Fed'in elini daha iyi görebilmemiz için, o da TÜFE. Ve 40 yılın zirvesinde enflasyon, işsizlik düşük, şirket karları yüksek ama gerçekten o kadar yüksek mi? Morgan Stanley stratejisti Mike Wilson öyle demiyor. Mike Wilson diyor ki özellikle ABD çeyrek karlılıkları, ABD bilançoları ve karlılığının düşmesi tahminleri en bizim şu andaki önümüzdeki büyük tehdittir. Fed'in daha şahin olmasından da daha büyük bir tehdit, enflasyondan da büyük bir tehdit diyor. Hatta S&P 500'ü %13 kadar düşer bu nedenle tahmin ediyor. Değerlemeleri böyleyken yatırımcılarına da bu raporu sundum sabah saatiyle. Bunun etkisini gördük ama borsa biraz daha dediğim gibi alımı ve şu anda dipten alımı tercih ediyor. Avrupa enerji krizi bir volatilite getirecek gibi enerji sektörüne ve bu değerlemelerde yapılırken
Bed Bath & Beyond'ın hissesi düşmeye devam ediyor. %14 kadar düştü. CFO intihar ettikten sonra trajik bir olay bu ve zaten ondan önce de redditçilerin özellikle hisse senedinin fiyatını manipüle etmesiyle %20-26 düşen, sonra birden %23 çıkan bir hisseydi bu, fakat bugün düşüşte. ADT kendini yukarı attı bir yatırım haberiyle birlikte ve West Texas Instruments'a bakıyorum, bayağı bir yukarı atmış durumda. Kendi Goldman Sachs baş ekonomisti Ian Hatzius da aynı şekilde Fed'den korkanlardan, Fed'in soft landing'inden, daha şahin bir şekilde aksiyon almasından korkanlardan, yani Morgan Stanley stratejisi Mike Wilson'dan bir şekilde ayrıştırıyor kendini bu sabah saatlerinde diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike, teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Gigant Swiss Consulting EMEA Direktörü Aysun Karaytuğ bizlerle birlikte. Aysun, hoş geldin. Hoş bulduk Açıl. Piyasalarda Türkiye başka bir yerde, dünya başka bir yerde. Önce bir hızlıca Türkiye'yi sorayım. Böyle bir hareket bekliyor muydunuz? Özellikle bankalar. Bu kadar keskin ve yüzdesel olarak bu kadar yüksek hareketler beklemiyorduk. Ne oluyor sorusu alıyor musunuz yatırımcılardan? Çok alıyoruz ama arkasında aslında şimdi bu işlem hacimlerine baktığımızda gerçek bir yabancının işin içine girip de bu alımları kümüle olarak almadığını gözlemlediğimiz için hani bu işin ne kadar kalıcılığı olacağı noktasında soru işaretleri zaten otomatikman onları buraya yatırım yapmaktan alıkoyuyor. Bir de hala belirsizlikler var. Bir de hala Amerika 10 yıllıklar 3'lerin üzerinde, artı hani baktığında buradaki beklentinin sadece hani Amerika kaynaklı, yani Fed kaynaklı değil de şu an içerisinde bulunduğumuz jeopolitik riskler kaynaklı olarak hem dolar endeksi hem ABD tahvilleri değerlenmeye devam edeceği için Türkiye değil sadece, diğer gelişen ülkeler piyasalarına da şu an çok sıcak baktıklarını söyleyemeyiz. Bayağı ciddi çıkış var zaten. Hatta yayının başında Çağlar da bir miktar bundan bahsetti. Çıkışlar oldukça kuvvetli yerlere kadar geldi. 1995'ten bu yana en uzun çıkış serisi gelişen ülke piyasalarında yabancı yatırımcılar için. Ancak tabii bu yabancı yatırımcı çıkışına rağmen bizde oldukça kuvvetli bir yerli alımı var gibi duruyor. Bu yerli alımlarının kuvvetiyle gidiş nereye kadar sürebilir, nereye kadar devam edebilir sorusuna bir yanıtınız var mı? Bu birinci soru. İkincisi de bu kadar gittikten sonra ya çok gitti buradan döner, yok buradan döner, yok buradan döner diye ciddi bir acı trade'ine doğru dönüyor birçok yatırımcı için. Ve hani bundan 3-5 gün önce de hani ya zaten bu kadar gitmiş bankalara girilmez demiş olabilir yatırımcı, bunun üstüne %50 daha gittiler. Evet, işte bu sebeple aslında bir, dayanağının ne olduğu çok önemli. İki, bunun sürdürülebilir olup olmadığı kriterlerinin yerini bulması çok önemli. Üç, likiditesinin yüksek olması önemli. Şimdi bu üç faktöre baktığımızda likiditenin çok yüksek olmadığı ve de dayanağının çok sağlam olmadığı bir noktada trend oluşmadığı için, çünkü trend oluştu diyebilmemiz için tabana yayılan bir yükselişin, hani topyekun bir yükselişin olması lazım. Ama şimdi endeksin mesela bakıyorsun, 135-140 milyar dolar TL, evet. Ama şimdi şöyle, mesela dün ve bugün mesela demir çelik tarafında bir hareket gözlemliyoruz ama bu da tesadüf değil. Yani 12 Ağustos'ta yaptığımız yayında biz mesela hani hangi taraflara sıcak bakıyorsun dediğinde Barış, biz gayet demir çelik tarafına, kaldı ki biliyorsun bayağı bir satış da yemişti. Geçtiğimiz 1,5 yıl çok iyiydi. Ondan sonra oradaki köpük biraz alındı. Ama bunun tekrar ediyorum, ihracat tarafı, evet, ihracat tarafının bir miktar Türkiye bacağında elinin kuvvetli olması, her ne kadar euro dolar paritesi aşağı geliyor ve bu bizim aleyhimize oluyor olsa dahi, demir çelik tarafında hala 1-0 önde durumdayız. Neden? Çünkü hani büyüme deyince, hani globalde de baktığında hani her şeyden evvel biliyorsun hani demir, çelik, cam, bu sektörler çok hızlı bir şekilde hareket ediyor. Bütün ülkeleri bir kenara bırakıp ABD tarafına baktığımızda her ne kadar büyük resesyonu konuşuyor olsak da ve hatta hani ABD'nin hiçbir şekilde kabul etmediği stagflasyonu artık raporlarda işlemeye başladıysak da günün sonunda tüketimin ve büyüme hedefli stratejilerin devam ettiğini de gözlemliyoruz. Zaten söz konusu olan şu an dünyada para politikalarının, mali politikaların ya da
makro verilerin ya da mikro verilerin etkisinin olduğu bir süreçte değiliz. Yani bu veriler sadece anlık fiyatlamaları ve anlık hareketleri beraberinde getiriyor. Şu an biz trend oluştu diyebilmemiz için jeopolitik riskler mevzuunda, özellikle Rusya, Avrupa, Çin, Amerika mevzuunda bazı oturmamış taşların yerine oturması lazım ki bu da çok kolay görünmüyor. Zaten hafta sonu G7 zirvesinde biliyorsun Yellen kontrolünde gerçekleşti. Bu Yellen öncülüğünde yapılan toplantıda Cuma günü işte Rusya'nın karar alması, hani Kuzey Akım'ı tamamıyla kapatması tesadüf değil. Çünkü orada şöyle bir yaptırım uyguluyor dolaylı olarak. Sen diyor 5 Şubat'ta doğal gaza tavan fiyat uygulayacaksın. Petrolün ham petrole tavan fiyat uygulayacaksın. 5 Aralık'ta da işlenmiş olan uygulayacaksın. Bu bir nevi aslında ithalata vurmuş olduğu darbe. Buna karşılık da diyor ki yani sen hani hala baktım ki Allah'tan şu an Almanya'nın doğalgaz stokları %85 seviyesinde. Ama yasal sınır olan %40'a gelme an meselesi. Yani bu şeye benziyor. Hani çok kuvvetli motoru olan bir arabaya benzini koydun, çok hızlı gittin ve harcadın onu. Çünkü Kasım Aralık'ta Avrupa böyle bir sert bir kış geçirecek. Ve bir anda azaldı ve yakınlarda hani petrol istasyonu bulamıyorsun. Hani onun yerine koyman gerekiyor. Şimdi baktığında orada da artık hibrit mevzu, burada da hibrit mevzu. Ama enerjinin geldiği yer çoğunlukla nereden? Doğalgaz tarafından. Elbette hani hep konuşuyoruz yeşil enerji tarafı, evet kömür, evet nükleer. Ama bunların hayata geçirilmesi için, özellikle nükleer tarafın hayata geçirilmesi için bir defa bunun sigortalanması mevzu var. Bunun mühendislik yönetimi vesaire mevzu var. Bir de Avrupa'nın onayının alması lazım. Almanya bunu hemen başlatabilir. Almanya'da sıkıntı aslına bakarsan yok ama sorun diğer geri kalan 17 ülkede. Peki şimdi bütün bunlar tabii euro üzerinde oldukça negatif fiyatlanıyor. İşte 0.98'lere kadar geldi euro dolar. Böyle baktığında daha aşağı potansiyel görüyor musun? Bir, bu Perşembe Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Oradan çıkabilecek olan yanıt konusunda bakışın nedir bu zayıf euroya? Şöyle bir defa birin üzerinde bir euroyu şu anda artık fiyatlamıyor uzun vadeli kontratlara baktığımızda. Aşağıda 0.98, yukarıda 1.01 kontratlarının satış bazlı olarak arttığı dönemin bir miktar sonuna gelmiş görünüyoruz. Ama bunu henüz mevcut spot seviyelerde gözlemlemek mümkün değil. Neden? Çünkü yatırımcı korkuyor. Yani globalde de şu an euro mu, pound mu, dolar mı diye soracak olursan dolar endeksinden de belli olduğu üzere bütün hani oklar dolar lehine çevrilmiş durumda. İngiltere tarafı zaten hani biraz önce senin de bahsettiğin seçim sonucunda çıkan hani bir evet Truss'un çok uzun vade kalmayacağı belli. İki politikalarına da güven yok. Artı orada da bu krize karşılık yani doğalgaz enerji krizine karşılık biliyorsun İngiltere 135 milyar poundluk bir hane halkı paketi hazırladı. Buna karşılık Avrupa 65 milyar euroluk hazırladı. Almanya daha doğrusu. Bu Almanya'nın fonlayamayacağı bir şey değil. Ama burada ne yaptırımı geldi? Dedi ki doğalgaz enerjisinin dışında bir enerji üretimi yapıyor isen ve bunu satıyorsan buradan aldığın gelir diğer şirketlere oranla daha yüksek olduğu için ve daha çok gelirlerin olduğu için ben senden daha çok vergi alacağım dedi. Mesela Siemens Enerji, mesela Nivion vesaire gibi şirketler bu yüzden çok satış yediler. Enerji şirketleri de mesela kendi içerisinde ayrılacak. Önümüzdeki dönemde gerek DAX içerisinde gerek Dow Jones, işte Nasdaq vesaire içerisinde. Tüm bunlara baktığında Avrupa'nın zaten gittiği yol şu an itibariyle ne kadar faiz artırımına giderse gitsin. Kaldı ki zaten o haritadan, o patikadan çıkmayacağını düşünüyoruz ama zaten bir geç kalınmışlık durumu var. İki, şu an kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen Rusya'ya bağımlı tarafından mütevellit
istediği kadar para politikasıyla düzenlemeye çalışsın. Programın başında dediğim gibi ne bir Fed'in para politikası ya da Avrupa'nın para politikası ne de iyi gelen ya da kötü gelen makro veri kalıcı bir etki yaratmayacak. Şu an sadece ve sadece finansal analizde bize yardımcı olacak en büyük gelişme jeopolitik riskte dünya ne tarafa doğru evriliyor. Şu an gördüğümüz evrildiği yerde hani çok parlak bir yer değil. Her ne kadar biz borsa tarafında tüm dünyadan pozitif anlamda ayrışmış olsak da herkes kötü giderken ve borsalar iki geri bir ileri gidiyor iken ve buranın da hani altyapısı sağlam değilken buranın kalıcılığına inanıp da %10, %20 gideceğini bilsek dahi daha geri gelme potansiyelinin daha yüksek olduğunu düşündüğümüz için bir arkamıza yaslanıp hani izleyip daha trendin belli olduğu, biraz da globalin düzenli bir ortama girdiği bir süreçte yatırım yapmayı tercih ederiz. Sürenin sonuna yaklaştık ama şöyle bir tabloyla da karşı karşıyayız. Özellikle resesyon korkularıyla birlikte emtia kompleksinde ciddi bir geri çekilme var idi. Şimdi buralarda sona yaklaştık mı? İkincisi petrol tarafı için beklentin nedir? Son iki dakika içindeyiz. Şimdi OPEC tarafındaki 100 bin varillik üretimin azaltılması mevzu. Zaten fiyatlamadan da göreceksiniz. Dün biliyorsun %5'lerin üzerinde bir artış oldu. Aynı şekilde aldıklarını geri verdi. Hatta eksiye geçti. Bunun sebebi şu. Biden İran ziyaretlerinde bir anlaşmaya vardı ve aslında OPEC Plus daha evvel 100 bin varillik bir artışa gitmişti. Şimdi o sinyali piyasaya verdi ve 100 binlik varil artışını 100 bin yani oradaki şeyi geri aldı. Yani verdiğini geri aldı. Hani Biden İran anlaşması. Eylül için düşünülmüş olan o artış şimdi etkisiz hale geldi. Etkisiz hale geldi. O yüzden hani piyasa bunu gördüğü için hani dün o tepkiyi tamamıyla geri aldı. Şimdi baktığında mevzu şu. OPEC Plus ülkeleri şu an üretimde kotayı bile dolduramıyorlar. Ve petrol tarafında arz sıkıntısından çok talep yönlü baskılar artacağı için sen arzı ne kadar arttırırsan arttır, talepte sıkıntı olması muhtemel bir sürece girdiğimiz, daha doğrusu o sürecin devamının geleceğini düşündüğümüz için bize petrolden gelecek baskılar talep yönlü olacaktır. Bu sebeple de hani uçtu kaçıyor, tekrar 120'lerin üzerine gidiyor söylemleri hiç gerçeği yansıtmıyor. Önemli olan buradaki aralığı belirlemek. Eğer burada da trade ediliyorsa o aralık içerisinde hareket etmekte ve mümkünse de aslında şimdilik buralara çok sıcak bakmamakta fayda var. Yani günlük alım satım yapanlar için dahi bu mevzu. Diğer tarafta altında biz biraz daha tabii bu belirsizlikler ve enerji krizi ve ileri vadeli kontratlara baktığımızda ve opsiyonlara baktığımızda her ne kadar bize 1620-1640 ons bazındaki dolar fiyatlarını verse de oralardan alım geleceğine yönelik sinyalleri de alıyoruz. Yani 2023 daha bir altın yılıymış gibi görünüyor. Çünkü 2022'de en büyük kayıp buralardan geldi. Aysun Karaytu, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu yorumlar için. Böylelikle Finans Merkezi'nin bugün için sonuna gelmiş olduk. Kısa bir aramız var. Sonrasında Didem Aslanoğlu kapanışa doğruyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.